Deniz seviyesinden başlayarak Kaçkar Dağları'nın kuzey yamaçlarına kadar uzanan Fırtına Vadisi, sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri sayesinde dünyada koruma altına alınan 200 ekolojik alandan biridir. Fırtına Vadisi, Kafkasya ılıman kuşak yağmur ormanlarına sahiptir. Bu yüzden vadideki yıllık yağış miktarı oldukça fazla olup, yüksek kesimlerde sürekli bir sis tabakası mevcuttur. Çok kolay ayrılarak yoluna devam eden Fırtına Deresi, vadinin hayat kaynağıdır. Bu sulak ortam, birçok canlı çeşidinin varlığını sürdürme nedenidir. Dünyada ender sayıda bulunan ve özellikle Kanada gibi soğuk ülkelerden gelip yalnızca Fırtına Deresi'nde yumurtlayan deniz alası, Kaçkarların eteklerinde yaşayan dağ horozu ile Kafkas urkekliği ve nesli koruma altına alınan birçok canlıya kucak açar Fırtına Vadisi. Fırtına Vadisi, Türkiye bitki türlerinin %28'ini oluşturan florasıyla milyonlarca dolara mal olan tıbbi bitki ihtiyacına cevap verir. Doğanın koynunda gizlenmiş bir cennettir Fırtına Vadisi. Yüzyıllardır bir ana şefkatiyle sahip çıkmıştır insanına. Aç koymamış, cömert davranmış, mutlu etmiş. Onlar da korumuş yıllarca suyunu, ağacını, çiçeğini, ormanını, hayvanını. Bu vadi insanların evi olmuş, yurdu olmuş. Dik yamaçlarında 150 yıldır ayakta kalmayı başarabilen tarihi konakları, geçmişin tarihi ve kültürel izlerini taşımaktadır. Kaçkar Dağları'nın milli park olmasına en büyük etken olan yaylalar, Fırtına Vadisi'nin can damarını oluşturur. Samistal, Sal, Elevit, Pokut, Hazindağ, Kavron,
ay der gibi yaylalar, doğanın insanlığa birer armağanıdır. Bu cennet yaylalar arasında serpilmiş buzul göller, Kaçkarların hayat kaynağıdır. Yağmuru, karı, güneşi, bulutları ve sisleriyle dört mevsimi bir arada yaşamak isteyenlerin buluştuğu doğa turizminin en önemli merkezidir. İşte bu nedenlerden dolayı gerek Dünya Doğayı Koruma Vakfı, gerekse uluslararası Rio ve Bern sözleşmeleriyle koruma altına alınan Fırtına Vadisi, öncelikle doğal sit alanı ve bir milli parktır. Uluslararası alanda doğa, tarih ve kültürel mirasa sahip olmasına rağmen bu cennet vadide sancılı günler başlamıştı. Fırtına Deresi'nin üzerinde kurulması planlanan hidroelektrik santrali, vadideki doğal yaşam için ciddi bir tehdit oluşturmakta, Fırtına Vadisi üzerinde kara bulutlar dolaşmaktaydı. Fırtına Vadisi, dünyada eşi, emsali olan ama çok az olan, çok büyük özelliklere sahip olan bir fırtına vadisi. Ne ile? Ağacıyla, çiçeğiyle, insanıyla, ayısıyla, domuzuyla, kurduyla, çakalıyla saymakla bitmez. Her şeyle apayrı bir olay. Ve dünyadaki bitkilerin %28'ini, %35'i denen var, %38 denen var, %40 denen var. Birçok şey dediler burada. Hatta burada bir çiçek türü bulundu. O bulan kişinin ismiyle anılıyor, dünyada yok. Bir çiçek. Ve Fırtına Vadisi işte böyle bir vadi. Vadide akan bir fırtına deresi. Düşün, şimdi bu dere yıllar yılı akmış. Ne zaman başlamış, ne zaman bitecek, biteceğini de bilmiyoruz, başladığını da bilmiyoruz. Bir gün geldi ki, benim yıllarca çobanlık ettiğim, her türlü meşakkatini çektiğim, her şeyiyle yaşadığım yörenin birileri geldi, selam dahi vermeden kazma vurmak istedi. Neydi bu kazma? Burada bir santral yapılması. ...26 Temmuz 1988 tarihinde dönemin başbakanı tarafından temeli atılan hidroelektrik santrali, başbakana yakınlığıyla bilinen BM Holding'e verildi. Aynı gün Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan eksik ve hatalı ÇED raporu törene yetiştirildi. ÇED raporu imza edilmeden zamanın başbakanı ÇED raporunun çıkmasından önce yapılacak temel atma törenine davet edildi. Ve ÇED raporuyla temel atma töreni aynı gün yapıldı. Halkın ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun tepki ve protestolarına rağmen temeli atılan hidroelektrik santrali için ertesi gün çalışmalar başladı ve kısa sürede binlerce ağaç kesildi.
Fırtına Vadisi'nde ne var? Neden bu kadar önemli? Neden buralara kadar gelindi? Neden? Ülkenin elektrik ihtiyacı için. Aman ya Rabbi, ne kadar büyük bir olay, görüyor musunuz? Ülke kurtulacak Allah aşkına. Neyle? Kim kurtarıyor bu ülkeyi ya? Neyle kurtarıyorsunuz ya? Fırtına deresindeki suyla siz kalkacaksınız, Türkiye'yi kurtaracaksınız. Hem sudaki canlılar, hem ormanda yaşayan hayvanlar, hem bitki türleri bakımından bu kadar zengin olan ve üstelik de ortaya koyduğu peyzajla da dünyada gerçekten belki eşi benzeri olmayan bir görünüm sunan bu vadi kısa süreli hem de çok sınırlı bir elektrik enerjisi üretimi için heba edilebilir mi? Dünyada pek çok insanın böyle bir vadiye, böyle bir alana sahip olması için yapamayacakları fedakarlıklar yoktur. Ama bizde elimizdeki bu cennet vadiyi, bu cennet alanı yok etmek için ne lazımsa yapıyoruz. Devlet her şeyi çok iyi bilir. Hükümetler hala daha çok iyi bilir. Hesabı kitabı yapılmış. Binde 4 elektrik üretmek için devlet buraya 500 milyon dolar yatıracak. Tüneller meydana gelecek. Yani 16 kilometre tünel yapılacak. 16 kilometre bir, 6 kilometre de o taraftan 22 kilometre tünel yapılacak. İki dere birbirine bağlanacak ve burada elektrik üretilecek. Üretilecek elektriğin de şeysi binde 4. Eğer elektrik hatlarına masraf edilseydi yüzde kaç elektrik elde edilirdi? O benim sorunum değil. Ama benim sorunum şuydu. Burada bu insanlar bu suyu yıllarca seyretmişler, görmüşler, dinlemişler. O suyla beraber uyumuş, o suyla beraber uyanmışlar. Her şeyi bu suyla yapmış, bu suyla kalmış. Bu dereyle oturmuş, bu dereyle kalkmış. Bu derenin üzerine nice türküler söylenmiş, nice destanlar yazılmış, neler yapılmış. Burada bu su akmalıydı. Yıllardır vadisiyle bütünleşen Çamlıhemşin halkı, deresini ve vadisini korumak amacıyla bir araya geldi. Şimdi sıra onlardaydı. Biz bu suyu yaşatmak için, bu vadiyi yaşatmak için, bu vadideki bütün yeşillikleri aynen yerinde tutabilmek için ve bunun devamı için ne yapmamız gerekiyordu? Biz bunu korumamız gerekiyordu. Nasıl? Hukuki yollarla. Vadinin göreceği zararı hissettik. Çevrelerle birlikte bu davayı açmak zorunda kaldık. Sanki gizli bir el Türkiye'nin en güzel yerlerini yok etmek için çalışıyordu. Nerede büyük bir orman ve yeşil bir vadi, nerede güzel bir koy ve temiz bir deniz varsa,
hemen tesisler kuruluyor, doğa tahribatı başlıyordu. Ne yöre insanının feryadı, ne bilim adamlarının uyarıları, ne ÇED raporları, ne de mahkeme kararları. Hiçbir güç engelleyemedi bu çevre katliamını. Gökova'ya kimseler uğramasın diye termik santral bacaları dikiliyor, Bergama'nın en verimli toprakları siyanüre terk ediliyordu. Akkuyu'nun en bakir koyları nükleer santrale teslim ediliyor, güzelim Kaz Dağları'na ÇED raporu olmadan kazma vuruluyordu. Şimdi de ileride telafisi imkansız zararlar doğuracak Çamlıhemşin projesini hayata geçiriyorlardı. Hem de birinci derecede sit alanı ve bir milli park olan dünya cenneti Fırtına Vadisi'nde. Uluslararası sözleşmelere göre Fırtına Vadisi milli park olarak ilan edilmiştir. Aynı zamanda Fırtına Vadisi birinci derecede sit alanıdır. Milli parklar ve sit alanları devletin güvencesi altındadır. Anayasa hükümlerine göre bu alanlar üzerine bırakın inşaat ve santral yapmayı, bu alanlar üzerine bir çivi bile çakılamaz. Bu derede elektrik üretilmez. Neden üretilmez? Buradaki su onda bira düşer. Bu vadinin altı çok geçirgendir, kumsaldır. Bütün suyu çeker. Hele bir de bu sıcak havalarda tamamıyla yok oldu. Bakın, şu su, şu gördüğünüz Fırtına Vadisi'nde akan su, buradaki insanların arıcılığına son verecekti. Buradaki insanların yaşamına son verecekti. Buradaki yaşayan bütün mahlukatın hayat hikayesi bitecekti. Ama kaç sene, 5 sene, 6 sene, 10 sene sonra burada her şey değişecekti ki zaten değişiyor. Az sıcaklıklar, biraz sıcaklıklar yükseldiği zaman vallahi burada salatalık bitmiyor. Salatalık olmuyor. Ya bir de bu su kesilmiş olsaydı da o buharlanma olmasa, o çığ oturmasa bu vadiye ne olur biliyor musunuz? Kupkuru olur ortalık. Yani burası bir çöl olurdu. Tüm canlı yaşamını tehdit eden küresel ısınmaya karşı yaşlanan dünyamızın korunması için formüller üretildiği günümüzde yılda bir ay çalışacak olan bir santralin yapımı oldukça düşündürücüydü. Artık bütün Türkiye Fırtına Vadisi'ndeki bu haksız uygulamayı konuşuyordu. Bugün Türkiye'nin en az 3/4'ü Fırtına Vadisi'ni ezberlemiş. Gezmiş, görmüş, ezberlemiş. İstanbul'dan 45 kişilik avukat grubu geldi. Mühendisler odası geldi. Yani gelmeyen kimse kalmadı. Türkiye'nin her tarafından talebeler geldi buraya. Yağmurlu bir güne rastladı. Benim köyümden Zilkale'ye kadar yaya gitti. Onlar öyle bir aşkla gelmişti, öyle bir şevkle gelmiştiler buraya ki oraya kadar o çamurlu şeyde oraya kadar yaya gittik o talebelerle. Oradan geriye döndük, geldik. Şu gördüğünüz köprüde bir pankart asalım dediler, Mustafa dayı dediler bana. Bir pankart açabilir miyiz? Ya hay hay açalım dedik. Biz cahiliz, ben ne bileyim ki pankart nedir ya? Bir pankart açtık. Ne yazıyor biliyor musunuz? Şu kadar bakın, hiç altında eğer başka bir yazı varsa beni götürsün assınlar. Fırtına özgür aksın. Bir beze yazılmış, büyükçe bir beze. Fırtına özgür aksın diye bir yazı. Ne yaptık? Bunu orada güzel uzattık. Meğerse bu suçmuş. Ne suçuysa bilmiyorum artık. Şimdi ayrılırken orada çok enteresan bir şey oldu biliyor musunuz? Ben Fırtına Vadisi'nin efendim sahibi olarak, asil sahibi olarak değil, onlar da fırtına sahibini sahiplenmek için gelen o ülkenin güzide insanları
Orada ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Dedim arkadaşlar, halkım adına size hiçbir şey söyleyemiyorum. Ama vadim adına dedim size teşekkür ederim. Ve orada bayağı yani neredeyse ağlaştık. O insanları ben ebediyen unutmam. Bir fotoğrafları bende var. O fotoğraflarına bakarak o günleri hatırlıyorum. Çıkamadım çol varoşun dozina, dumun olur gelinin akizina. O yana oy ben neredeyim, bu derd ile nerelere gideyim, oy oy oy. Geline dup bakamadım yozina, senden sonra gelin görmem Ahmet'im. O yana oy ben neredeyim, bu derd ile nerelere gideyim, oy oy Tespitler yapılıyor, raporlar hazırlanıyor, üniversiteler ve bilim adamları görüşlerini sunuyordu. Bütün gözler Fırtına Vadisi'ne çevrilmişti. Tedirgin bir bekleyiş sürüyordu. Santral yapımından önce halk arasında yaygınlaşan iş ve bolluk vaatlerinin asılsızlığı bütün Çamlıhemşinlilerin tepkisini toplamıştı. Geldiler bize, bir sürü de şeyler yaptılar. Vaatlarda bulundular. Efendim buraya şöyle turist gelecek, işte bu santral yapıldığı zaman bilmem. Ben gittim İkizdere'ye. İkizdere'de bir tane turist görmedim santralı ziyaret eden. Birçok santrallara gittim. Acaba bu santrallar nedir diye gidip göreyim dedim. Ama oralarda bir tane turist görmedim. Yani santralı ziyaret etmeye geldim ben, işte bu santral nedir falan. Benden başka kimseyi görmedim. Burada bize geldiler efendim, işte bu santral yapıldığı zaman buraya turist akınıyor olacak. Ya bu turist santral mı görmemiş ki gelecek de bunu Türkiye'de görecek. Ve nihayet mahkeme ilk kararını verdi. Yürütmenin durdurulması ve ÇED raporunun iptali. Bilirkişilerin verdiği raporda buraya bu tesisin yapılmasının doğaya ağır zararlar vereceği, tahribatlara neden olacağını, kamu yararı olmayacağını ve hazırlanmış olan ÇED raporunun yeterli olmadığını, gerektiği gibi incelemeler yapılmadığını tespit ederek olumsuz rapor verince Trabzon İdare Mahkemesi de davamızı kabul ederek ÇED raporunu iptal etti. Herkes rahat bir nefes almıştı. Ama beklenen olmadı. Davalı firma sanki ortada bir mahkeme kararı yokmuş gibi çalışmalarına devam ediyordu. Çevre tahribatı sürüyordu. Devlet, kalkınma projeleri doğrultusunda birçok yatırımını deneyimsiz ve yetersiz şirketlere vererek doğa tahribatına neden oldu. Plansız ve programsız yapılan bu çalışmalar devlet ve halkı karşı karşıya getiriyordu.
BM Holding'in bu hukuk tanımazlığı, Çamlıhemşin halkının ve çevrecilerin tepkisini çekti. Horon yapıyoruz, horona izin verilmiyor. Kalkıp da bu işi yapanlara Allah fırsat vermez de bu dereyi kurutamazlar. Bizim bir dereye bakmamız bir 100 tanelik bir yumur değer. Santral kurulursa bu doğanın güzelliği kaybolacak. Onun için ben santrale karşıyım, santral kurulmamasını istiyorum. Fırtına Vadisi'nde doğdum. Fırtına Vadisi'ni seviyorum. Fırtına Vadisi'nde yaşayan hayvanları, kuşları, böcekleri, çiçekleri de seviyorum. Ve santrali istemiyorum. Ben küçükken annem ve babam santral kurulmasın diye çok mücadele etmişler. Ve ben büyüdüm. Ben de çocuklarım için çok mücadele edeceğim. Türkiye'den ve yurt dışından gelen birçok doğa sever bütün engellemelere karşın seslerini yükselterek mücadele kararı aldılar. Come and see it and touch it and feel it. The smell and the spirit and the noise of the water and the quietness that exists here and that does not exist at the place where we're coming from. Hydro project which they plan here. I think this is a real disaster for that very nice area and it will have big effects on the development in regard to tourism and the natural habitat of the area. So I'm of course very much against it. When I heard that they wanted to construct here the hydro project, I was really, I mean, I was, it's a disaster. How you can do this? This project will change the whole ecological system of the whole area, and nobody knows about the consequences of this project. And if you have done it, you can't stop it. Exactly. Then it's over. I am totally against this project, and please think about this so that, I mean, that this project will be stopped. Tepkiler uluslararası alana yayıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı Başkanı Dr. Claudio Martin, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e bu katliama sessiz kalınmaması için mektup yazdı. Bu kararı tekrar gözden geçirmenizi ve Fırtına Deresi'nin isminin ifade ettiği gibi özgürce akmasına izin vermenizi rica ederim. Dr. Claudio Martin. Bütün doğa severler, fırtınanın her bölgesinde tulum eşliğinde horon etti. Burada benim evimin üzerine taşlar geldi. Dinamit attılar. Vallahi bir gün jandarma yoktu. Yemin ediyorum size, bir gün jandarma yoktu. Ve adamlar bize işte burada dinamit atılacak. Lütfen evden çıkın, ne olur ne olmaz diye onu bile ikaz etmediler. Dinamit patladı, bir baktık evin üzerine taşlar düşüyor. Bu kadar sorumsuz ve bu kadar kendilerinden emin, nasıl olsa efendim arkamızda bir başbakan, arkamızda bir enerji bakanı, arkamızda efendim bir Türkiye var diye çıkmıştılar yola. Ama bize döndüler geriye doğru ki sadece Enerji Bakanı ile Başbakan kaldı arkalarında. Başka hiç kimse yok. Bütün bu tepkilere rağmen tahribat devam ediyordu. Ağaçlar kesiliyor, dere kirletiliyordu. Fırtına Vadisi için susturulan makinelerin sesi, bu defa uluslararası kredi ile yapıldığı, yetkililerce açıklanan Karadeniz Sahil Yolu Projesi ile tekrar gündeme geliyordu. Hiçbir tedbir ve koruma alınmadan patlatılan, tonlarca dinamitle çıkartılan kayalar, yüksek tonajlı kamyonlarla Karadeniz Sahil Yolu'na taşınıyordu.
Karadeniz Sahil Yolu'nun yapımında dolgu malzemesi olarak kullanılan bu kayaların, mahkeme kararı ile tekrar sit alanı ilan edilen ve santral yapımı yasaklanan Fırtına Deresi'nin içinde kurulan taş ocaklarından çıkarılması, akıllarda birçok soru işareti bırakıyordu. Kıyı şeridi boyunca denize ulaşan derelerin ve koruma altına alınan birçok canlının yaşam alanları denizin doldurulmasıyla yok ediliyordu. Ekonomik rant uğruna yeşil ve maviye karşı açılan savaş acımasızca devam ediyordu. Fırtına Deresi'nin kolları birer birer kurutuluyordu. Bu da Fırtına Vadisi'nin sonu demekti. Bir hukuk devleti olan ülkemizde verilen kararlar hiç olarak çalışmaların hala devam etmesi vatandaşın devlete olan güvenini sarsıyordu. Siyasi ve ekonomik rant uğruna bu çifte katliama kimse dur diyemiyordu. Ve beklenen ses bir kez daha bağımsız mahkemelerden geldi. Türkiye hukuk devletiydi. Bu talana bir son verilmeliydi. Danıştay 6. Dairesi, Trabzon Bölge İdare Mahkemesi'nin verdiği ÇED raporunu iptal eden kararını onayarak davayı bitirdi. Vallahi yemin ediyorum Türkiye'de hukukun olduğuna mahkemenin sonunda inandım. Türkiye'de hukuk varmış. Bizim mücadelemizi boşa çıkamadılar. Ve Türkiye'de hukukun olduğuna o zaman inandım. Türkiye'de hukuk halen yaşıyor. Bu davamızda bir tarafta temel atan bir başbakan, bir tarafta yatırımlar yapacak müteahhitler ve bir tarafta hukuksuzluğa karşı koyan vatandaşlar. Bütün bunların üzerinde de bağımsız mahkeme. Bağımsız mahkeme ne bakanlığı dinledi, ne başbakanı dinledi, ne de başkalarını. Doğru bildiği kararı verdi. Nitekim karar o kadar doğruydu ki yüksek mahkemede de onaylandı ve son buldu. Yaşlanan dünyamızın korunması için mücadele eden birçok gönüllüden biriydi vatandaş Mustafa. İçindeki doğa sevgisi onu mücadeleye çağırıyordu. Bir gün doğduğu topraklara geri döndü. Dört bir yana haber saldı. Gelecek nesillere yaşanabilecek bir dünya bırakabilmek için sesini duyurmaya çalışıyordu. Yıllarca çobanlık yaptığı Kaçkar Dağları'nda çiçekler açmaya, kuşlar ötmeye, yabaniler ulumaya başlıyor. Kaçkarlarda bayram var. Fırtına özgür akıyor artık. Aslında söze gerek yok. Burada konuşmak, şu vadiye baktığın zaman, şu dereye baktığın zaman, şu derenin sesini dinlediğin zaman nafile olur. Şu cürül cürül akan suyumu binde dört elektrik için yok etmeye çalıştılar. Eşkıyanın bu gece ne yapacağı belli olmaz. Onun için yine korku içindeyiz. Şu suyu kesecekse ve bu suyun önüne eğer bir engel koyacaksa fırtınanın özgür akmasını ve Mustafa'nın özgürce uyumasını eğer engelleyecekse buna ben ve benim gibi düşünen bu ülkedeki herkes karşı gelmek mecburiyetinde. Neden? Binde dört elektrik için yani
buraların hepsini yok mu edelim? Ne istiyorsunuz? Peki ne yaşayacak burada? Şu deriye bakın. Allah aşkına şu vadiye bakın. Şu zilkaliye bakın. Şu vadideki efendim çiçeğin rengine bakın. Şu vadide yaşayan ağaca bakın. Şu vadide yaşayan çakala bakın. Şu vadide yaşayan ceyra bakın. Şu vadide yaşayan ceylana bakın. Şu vadide yaşayan yılana bakın. Sineğe bakın. Bakın, 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 bakın. Allah aşkına bakın. Ama onların yaşaması için ne gerekiyorsa onu da yapın. Karla çiçek baş başa. Bu bitki örtüsünün içerisinde nelerin yaşadığını, neler var olduğunu, acaba burada bir ayının yaşadığını kimse biliyor mu? Hem ayının hem de benim burada yaşamamı sağlayabilecek bir ortam bulabilmeliyiz. Sadece Ankara'da oturup masaların başında hemşin idare edilmez. Hemşini hemşinde idare edeceksiniz. Hemşini hemşinde göreceksiniz. Fırtına Vadisi'ni Fırtına Vadisi'nde göreceksiniz. Şu vadide yaşayan insanlara yaşama hakkı tanıyalım. Ama şu dereyi yok etmeye kalkarsanız, elbette ki ben de bu dereye yıllarca bu derede efendim balık tutmuşum, bu derede yaşamışım, bu derede yüzmüşüm, bu derede kimmişim, bu dere her şeyim benim, bu dere ya, bu vadi benim her şeyim. Benim de yaşama hakkım var. Ben de nerede istiyorsam orada yaşayacağım. Nerede istiyorum ben? Fırtına Vadisi'nde. Kardeşim, şu dereyle benim lisanımız aynıdır. Şu vadiyle benim lisanımız aynıdır. Şu ağaçlarla ben aynı şeyi konuşuyoruz. Şu çiçeklerle ben aynı şeyi konuşuyoruz. Şu toprakla ben aynı şeyi konuşuyorum. Yarın üzerime dolacak bu toprağla aynı şeyi konuşuyorum. Eğer ben bu topraklar için mücadele vermezsem, bu vadi için mücadele vermezsem, peki kimler verecek? Kim gelecek de benim bu vadideki efendim yapılan haksızlıklara efendim karşı gelecek? Kimler? Kimler?